O gün sen burada ağlamaya içeriye girdiğinde Cansel'in yanına oturduğun için teyzen sana ne dedi? Kendini iyice ezik durumuna düşürüyorsun dedi. Evet. Sen hala Cansel'le bu evin içindesin ve bunu büyüklerin seyrediyor senin. Seni büyüğün uyardı. Ben de senden büyüğüm. Defalarca bu konuda uyarıyorum. Yani gala gecesinde kötü olup da hala Cansel alıp gala kulis yapmanı bir türlü anlamıyorum. Bana mesajlar geliyor. Diyorlar ki Melis'in samimiyetinden ama gerçekten demek ki haklı insanlar dışarıdan izliyorlar. Burada teyzen de söylüyor kendini ezik durumuna düşürme diye. Bana gelen mesajlar ben bu yönde. Ben seni musun? Uyarıyorum sen hala ben Cansel'le arkadaşım demeni ben bir türlü ben anlamıyorum. Ben niye aklayamıyorum biliyor musun? Geçmiş bölümleri seyret ona göre davran. Birine karşı Mehtap ama 7 kız aynı evdeyiz ya. Bir dakika ediyorum. Şunu algılayamıyorum. Kötü dışarıdan bak bu evde biz hep birlikte yaşıyoruz. Tamam, konuşma demiyorum. Sen yok dışarıdan anlıyorsun. Şu mesaj geldi. Yok dışarıdan şu mesaj geldi. Ya bu dışarıdan gelen mesajları bu kadar umursamayın. Teyzen tamam. Dibine teyzemin kadar dediği, söyledi teyzemin bunu. Dediği bir şeyi ben önemsiyorum zaten. Ona bir şey demiyorum. Ama burada bir ilişki yaşanıyor tamam mı? Üçüncü bir şahıs geliyor. Bu üçüncü şahıs kim için gelirse gelsin ben o kişiyi desteklerim. Tamam mı? Çünkü burada benim de bir ilişkim var. Benim ilişkim için de başkası gelip çomak sokabilir. Anlatabiliyor muyum? Burada Murat için de başkası gelse ne kadar kızarız? Bir şey söyleyeceğim ya Ayça senin en yakın arkadaşın. Cansel onun arasına girmek istediğinde sen Ayça'nın yanında olacaksın şu an tamam mı? Şu an Ayça'nın yanında olman lazım. Cansel'in değil. Ayça'nın arasına girmeye çalıştı. Senin de arana girmeye çalıştı. Ayça hala diyorsun ki Cansel'le ben arkadaşım. Cansel'le ilgili. Bak Cansel benim arama girmek için. Aa Mehtap ya. Zamanlarda o zaman Melis yok. Var mıydı Melis? Yoktu. Melis kişisine göre kötü ol demiyorum. Cansel de senin ilişkinin konuşma demiyorum. Ben sana hiç onunla görüşme demiyorum. Bunları da unutma. Sen o yüzden ama ben senin ağladın, gözyaşı döktün, üzüldün. Melis Cansel dostluğuna güvenmiyorum. Melis'in bu ani duygu değişimleri zaten hep vardı. Hissediyordum ama teyzesi de uyardı. Artık dost olarak ben de uyardım. Çünkü dostluğun anlamı bende çok farklıdır. Cansel'i dost görmemesini söyledim. Ama Melis benim güvenimi sarsıyor artık. Ben kimsenin ilişkisi üzerine gelmedim. Benim başvurum anca değerlendirildi. Daha öyle bir ilişki yoktu. Ben anca girebildim. Burada benim suçum yok. Ben kimsenin ilişkisini üstüne gelmedim. Öyle bir şey olsa Emre'li benim arama girmeye çalışır. Evet, gerçekten öyle. Ama o bilerek bir ilişkinin içine geldi. Yani istemezse istemez. Olsun veya olmasın. Ben bunun için geldim ve bunu söylüyorum, dile getiriyorum. Ha sonradan farklı bir aday olur mu? Olabilir. Tabii bunu bilemeyiz. Ama burada eğer bir taraf tutulacaksa lütfen bunları gözden tutsun. Geçir. Kötü çünkü ol demiyoruz. O kız senin için o kız demeyin. Aynen. Konuşma Cansel, demiyoruz. Senin konuş. İçin ama seviyeli. Bir gözyaşına ben sebep ol. Sen buradan bunu da unutma. Senin arkadaşla dost seni vardı. Üzdüm ben izledim seni. Yani. Gerçekten de samimiyetini biliyordum. Ve ben şu an gerçekten samimi bir şekilde söylüyorum. Bak, Eden bulur herhalde. Cansel yüzünden ben de çok ağladım. Evet bence de. Bak, sizin anlayamadığınız şey ne biliyor musunuz? Ama ben kimseye karşı kin tutamıyorum. Ha tamam. Benim böyle bir zafiyetim var. Ben kendi açımdan. Melis'ciğim ben kendi açımdan bunu söylüyorum. İster tut ister tut. Ben de kendi açımdan öyle söylüyorum. Ben direkt söylüyorum. Seviyesi kim neyse o. Tamam mı? Herkes burada. Herkes herkesin yaptığını biliyor. Ben de küs kalamıyorum hiç. Ya zaten küs kalın demiyoruz. Hepimiz aynı yerdeyiz. Mecburen çekiyoruz sevmesek de görüyorsunuz. Melis ve Cansel'in dostluğuna güvenilmez diye bir düşünce ortaya konuldu. Ama baktığımız zaman Mehtap'a da hiç güvenilmez. Mehtap bugün dost olur, yarın düşman olur. Mehtap'tır ne yapsa yeridir diyorum. Ya işte çok iddialı falan dedi. İşte senin taklidini falan yapıyor dedi. İşte onun benim samimiyetime inanmıyormuşmuş. Sonra işte dedim ki dedi ilk geldiğinde sen ne yaptın dedi. Ben bir şey yapmadım dedim. O geldi böyle çekti beni kokladı dedim. Nasıl koklar seni dedi. Benim olan şeyi nasıl koklar böyle bir şey yaptı. Dedi gitti ben saçını başını yolacağım dedi gitti. Eser için çok ciddi bir sınav. Eser buna hazır değil. Nurçin gerçekten böyle bir sınava tabi tutuyor eseri. Ama eser Cansel'i kaybetmekten korkuyor. Haklı da bu konuda. Çünkü çok cüretkar. Kız ve ne yapacağını bilmiyor bence Eser. Yavaş kır merdivenleri. Hayırdır canım sen kimi kokluyorsun? Sen kimsin ki? Ha? Aa, sen kimi kokluyorsun ya? Seni de Eser koklamıştı. Eser beni koklar zaten ama sen kimsin Eser'i kokluyorsun? Eser beni niye kokluyor biliyor musun? Ben ona ait olduğum için ama sen kimsin? Ha? İşte, sen kendini ne zannediyorsun işte ya? İşte sen buraya gelmişsin. Yok Esercim gel koklayayım bilmem ne. Ha sıkıyorsa onu elinden al. Sıkıyorsa ama emin ol sana çok kötü şeyler yapacak. Canım. Bence sen fazla ileri gitme tamam mı? Sakın gitme fazla ileri. Bir,
Bir, sen beni sindiremezsin. İki, ben sakinliğimi her zaman korurum. Ve herkese kimin neden, nasıl olduğunu şu hareketlerinle sen kendini o kadar güzel tanıtıyorsun ki. Sen taklitçisin, anladın mı? Taklitçi. Hayır hayır, sen şu an taklitçisin. Şu hareketlerini o kadar güzel. Benim verdiğim tepki gayet normal. Seni izleyenler de görecek. Sen bu kadar izleyenlere mi oynuyorsun şimdi? Hayır hayır. Şu çirkin hareketlerini görüyorlar zaten. Senin de yüzsüzlüğünü görecekler. Öyle anladın mi? Ben kalkıp kimsenin... Biz az evvel çok farklı şeyler konuştuk. İlişki yaşadığı insanı böyle tutup da... Çok farklı şeyler konuştuk. Diye korkmamam, anladın mı? Öyle yaptığın çok farklı evet, şeyler konuştuk. Yaptığın hareketlere dikkat et. Erdem'le birlikteyken... Madem... Melis'le dans etti bak, diye bugün gün gün ağlarken... Eser'e kendini koklatan bir insan mı bana bunu konumuz söylüyor? Konumuz Eser, tamam mı? Bravo ya, kendini bir izle. O konuda yorum yapmak sana düşmez ama Eser konusunda yorum yapmak bana düşmez. Seninle aynı çerçevede değilim, o yüzden gülüp geçiyorum, tamam mı? Olamazsın zaten. Olamazsın, rahat ol. Sana daha küçük bir çerçeve getirdim. Gel ben onu bağlarım sana. Cansel neyse tamam. Ki sana koku hediye edeyim. Cansel Kırmızı Oda'dan geldiğinde Nurçin'e bayağı bir yükseldi. Fakat hiç hakkı yoktu. Öncelikle yeneği kendisine, çuvaldızı başkasına batırması lazım. Kendisi Erdem'in göz önünde Eser'le neler yaptı ki? Dediğim gibi iğne çuvaldız meselesi. Cansel koklatmasaydı kendini, eserini daha önce. Eğer ki hayatın boyunca bazı şeyler sana yanlış geliyorsa ilk önce kendi geçmişine bakacaksın. Sonra ona göre karşındakilere cevap vereceksin. Koklatmasaydın. Ya çok sinir oldum. Gene orada bir tutmaya çalıştım için ama ne demek ya? Nasıl kokla? Şuna şeklini görmelisin. Ayna tutmam lazım sana şöyle. Sakin olsana. Ay sakin olamadım ya. Tankut da onu koklamak istemiş mesela yani. Evet. Tankut da koklamak istememiş. Sarılmak istemiş. Abi konu bak. Eser'den yani bahsediyorum. Eser konusunda benimle tartışmaya girince yenileceğini bildiği için hemen yok Erdem'e döndürüyor. Yok başka bir şey. Şaka yapıyorum. Ya sana ne kardeşim? Sen buraya Eser için geldin. Yani. Eser hakkında konuşacağım. Sana ne benim geçmişimden? Beni geçmişimle yargılayacak insan sen değilsin burada. Evet. Ben Nurçin konusunda tarafsızlığımı korumaya devam edeceğim. Eser'i koklamış, iyi de yapmış. Eser güzel bir parfüm kullanıyor. Neyse olur, sen yeter ki sen kız neyse olur. Düşlerin